Merhaba. Bugünkü dersimizde iletim hatları konusunu işleyeceğiz. İletim hatları uzunluklarına göre üçe ayrılıyor. Kısa iletim hatları, orta uzunluktaki iletim hatları ve uzun iletim hatları olmak üzere iletim hatlarını üçe ayırıyoruz. Kısa iletim hatları uzunluğu 80 kilometreye kadar olan, hatta burada gerilim seviyesi de yaklaşık 40 kilovoltluk gerilimlerde kullanılan iletim hatlarına kısa iletim hatları diyoruz. 80 kilometre ile 240 kilometre arasındaki iletim hatlarını orta uzunluktaki iletim hatları olarak kabul ediyoruz. 240 kilometreden büyük olan iletim hatlarına ise uzun iletim hatları diyoruz. Her ne kadar burada kilometre olarak sınırları versek de tabii bu sınırlar çok net kesin sınırlar değil. Bu sınırlar özellikle 50 Hz'lik frekans için verilen sınırlardır. Frekans değiştiği zaman hatların uzunluklarında da mutlaka değişiklikler meydana gelecektir. Ancak 50 Hz'lik frekanslarda yaklaşık olarak bu uzunluklarda iletim hatlarını biz kısa, orta ve uzun iletim hatları olmak üzere üçe ayırıyoruz. Ve aradaki en büyük fark da şudur. Bu iletim hatlarını zaten sırasıyla göreceğiz, işleyeceğiz. Kısa iletim hattında hattın şunt kapasitesi ihmal edilir. Yani normal şartlarda hem iletkenler arasında hem de iletkenler ile toprak arasında meydana gelen kapasiteler, kaçak kapasite değerleri kısa iletim hattı mesafe kısa olduğu için ihmal edilir. Ancak orta ve uzun iletim hatlarında mesafeler uzadığı için eş değer kapasite de büyük olacağı için, çünkü bu bahsettiğimiz kapasiteler birbirine paralel bağlıdır, onları ihmal ediyoruz. Yani şöyle düşünelim. 3 fazlı bir iletim hattımız olsun. Şurası da bizim toprağımız olsun. 3 fazlı bir sistemimiz RST diyelim. Hem faz iletkenleri arasında, mesela R fazı ile S fazı arasında, R fazı ile T fazı arasında veya S fazı ile T fazı arasında kaçak akımdan dolayı kaçak kapasitif akımlar akmaktadır ve bunları biz kapasite ile gösteririz. Aynı zamanda faz iletkenleri ile toprak arasında da aslında mutlaka kapasiteler oluşuyor. Ve düşünün, bakın, bu kapasiteler hep birbirine paralel bağlı. Dolayısıyla eşdeğer kapasite bu kapasitelerin toplamına eşit. Hattın uzunluğu kısa olduğu zaman eşdeğer kapasite de küçük olduğu için biz bunu ihmal ediyoruz. Hesaplamalarda kolaylık olması açısından. Ancak hattın uzunluğu fazla olursa eşdeğer kapasiteler de aynı oranda büyüyeceği için kapasite değerleri toplanarak eşdeğer kapasite elde edeceğiz. Onlar da büyüyeceği için orta ve uzun iletim hatlarında bunları ihmal etmiyoruz. Çünkü ihmal edersek çok büyük hatalar yapmış oluruz. Ancak kısada bunları ihmal ediyoruz. Şimdi o zaman sırasıyla iletim hatlarını görüp iletim hatlarıyla ilgili hesaplamalarımızı yapalım. Önce kısa iletim hattından başlayalım. Dediğim gibi kısa iletim hattı yaklaşık olarak 80 kilometreye kadar mesafedeki hatlara biz kısa iletim hattı diyoruz ve bundaki kapasiteyi ihmal ettiğimizi söyledik. Dolayısıyla bir kısa iletim hattı eşdeğer devresini çizecek olursak, kısa iletim hattı bir dirençten ve bir reaktanstan meydana gelir. Şöyle çizelim. Kısa iletim hattı bir direnç ve bir reaktans şeklinde gösterelim. Direncimize R diyelim. İndüktif reaktansımıza da X'le diyelim. Şimdi burada hat başı gerilimi, burada bir kaynak olduğunu düşünün. Bir kaynak. Hat sonunda da bir yük bağlı olsun.
Hatbaşı gerilimine, yani kaynağın gerilimine Vs diyelim. Hat sonu gerilimine Vr ile gösterelim. Hat başından akan akım evet, hat başı akımımız ır olsun. Özür dilerim. Buna da S indisini kullanacağız. Çünkü hat başında S indisini, hat sonunda ise R indisini kullanıyoruz. Dolayısıyla hat başı akımına ıs diyelim. Hat sonu akımı şuradan yükten geçen akıma da ır diyelim. Evet, tekrar ediyorum. Vs hat başı faz nötr gerilimi. Vr hat sonu faz nötr gerilimi. Is hat başı akımı. Ir ise hat sonu akımı. Kısa bir iletim hattının eşitleri devresini bu şekilde gösteriyoruz. Dolayısıyla kısa iletim hattında sadece R ve XL'den oluşan bir empedansımız söz konusu. Bunu Z ile gösterirsek bu Z neye eşittir? R artı J X'le eşittir. Dolayısıyla kısa iletim hattının eşitliklerini yazacak olursak burada bu devreden Vs Vr artı direnci ve endüktansın toplamını empedans şeklinde gösterirsek Z çarpı R eşit. Ve seri bir R ve X de birbirine seri bağlı. Dolayısıyla kapasiteleri burada ihmal ediyorduk. Göstermiyoruz. Hat başı gerilimi, hat sonu hat başı akımı, hat sonu akımına eşit. Dolayısıyla Is eşit Ir. Dolayısıyla bir kısa iletim hattı için akım ve gerilim eşitliklerini bu şekilde yazabiliriz. Yani hat başı gerilimini hat sonu akım ve gerilimi cinsinden bu şekilde yazabiliriz. Hat başı akımını da zaten hat sonu akımına eşit olarak yazıyoruz. Şimdi kısa bir iletim hattında hattın sonuna bağladığımız yükün özelliğine göre fazör diyagramlarını çizelim. Hat sonuna bağladığımız yük ya indüktif bir yüktür, ya kapasitif bir yüktür veya sadece dirençten oluşuyorsa ohmik bir yüktür. Şimdi hat sonuna bağladığımız yükümüzün indüktif olduğunu kabul edersek. Yükümüz indüktif olsun. Bu durumda fazör diyagramını çizelim. Fazör diyagramını çizerken buradaki büyüklüklerden bir tanesini referans büyüklük olarak almamız gerekiyor. Vr'yi referans olarak alalım. Yani hat sonu gerilimi Vr, bunu referans olarak aldık. Yani dolayısıyla Vr'nin açısını sıfır olarak kabul ediyoruz. Şimdi eğer yükümüz indüktif ise hat sonu akımı hat sonu geriliminden faz açısı kadar geride olacaktır. İndüktif bir yük için o yüzden Ir'yi şu şekilde çiziyorum. Buradaki açıya da teta R diyorum. Teta R nedir? Hat sonu faz açısıdır. Dolayısıyla kosinüs teta R nedir? Hat sonu için güç faktörüdür. Evet. Şimdi indüktif olduğu için hat sonu gerilimini çizdik. Teta R'yi göstererek Ir'yi geri fazda Vr'den geride çizdik. Şimdi diğer büyüklükleri çizelim. Burada direnç üzerinde bir gerilim düşümü söz konusudur. Direnç üzerinde ki gerilim düşümü, şu gerilim düşümü nedir? Geçen akım Is aynı zamanda Ir'ye eşittir. Ve direnç üzerindeki gerilim R çarpı Ir'dir. Ve direnç üzerindeki gerilim Ir ile aynı fazladır. Dolayısıyla R çarpı Ir'yi çizeceğim. Ancak bunu getirip Vr'nin ucundan gösteriyorum. Çünkü toplayarak gideceğim.
tekrar ediyorum. Hat sonundan geçen ivme akımı aynı zamanda R direncinden de geçmektedir. Dolayısıyla direnç üzerindeki gerilim R çarpı ivmeye eşit ve bunu ivme ile aynı fazla çiziyorum. İndüktans üzerindeki gerilim ise geçen akım ivme olduğuna göre, yani indüktanstan geçen akım endüktif reaktanstan veya geçen akım ivme ise bunun üzerindeki gerilim ivmeden 90 derece ileri fazladır. Dolayısıyla şuradan itibaren tam 90 derece, yani şurası 90 derece olacak. Buradaki gerilim neye eşit? Yine akımımız ivmedir. İndüktif reaktansımız xL olduğuna göre burası da xL çarpı ivme eşit. Şimdi bunları ucuca çizmemin bir sebebi var. Bakın VR, bunun ucuna R çarpı ivmeyi çizdim. Onun ucuna da xL çarpı ivmeyi çizdim. Zaten R çarpı ivme ile xL çarpı ivmenin toplamı, şu ikisinin toplamı neye eşittir? Z çarpı ivme eşittir. Çünkü zaten R, Z, R artı J, X'li olduğu için. Dolayısıyla VR artı Z çarpı IR. VR artı Z çarpı IR ne eşit? V'si eşit. Yani VR ile Z çarpı IR'yi, yani şu 3 tane fazörü toplayacak olursak, bunların 3'ünün toplamı bana VS gerilimi, yani hat başı gerilimi verecektir. Dolayısıyla indüktif yük için fazör diyagramını bu şekilde çiziyoruz. Şimdi burada bir açı daha söz konusu. Vs ile, yani hat başı gerilimi ile hat sonu gerilimi arasında da bir açı var. Bu açıya da delta diyoruz. Ve deltaya da yük açısı ya da güç açısı diyoruz. Vs ile Vr arasındaki açı yük açısı ya da güç açısı. Evet, şimdi de bu indüktif bir yük olması durumu için fazör diyagramıydı. Peki, yükümüz indüktif olmayabilir, kapasitif olabilir. O zaman bu durum için fazör diyagramını tekrar çizelim. Yine referans olarak VR'yi alıyoruz. O yüzden VR'yi hiç silmiyorum. Çünkü VR'yi referans alarak İşe başlayacağız. Peki yükümüz kapasitif ise VR'miz şu, VR'yi referans aldık. Şimdi yük kapasitif ise yükümüz kapasitif ise o zaman hat sonu akımı IR, VR'den ileri fazla olacaktır. O yüzden IR'yi ileride çiziyorum. IR'yi şöyle çizeceğiz. Yine şuradaki açı tetare ile gösterdiğimiz hat sonu açısı, hat sonu faz açısı. Benzer şekilde direnç üzerindeki gerilim nedir? R çarpı ivmedir. Ve R çarpı ivme ile aynı fazda. Burada arada faz açısı olmayacak. Yani şu ivmeye aynı doğrultuda, aynı açıda çizdim. İndüktif reaktans üzerindeki gerilimimiz bununla 90 derece olacaktı. Şuradan şurayı 90 derece gösterip buraya da x ile çarpı ivme diyoruz. Evet, burada da yine üçünün toplamı, yani VR artı R çarpı ivme artı XL çarpı ivme, bu üçünü toplarsak VS ile gösterdiğimiz hat başı gerilimini elde ederiz. Hat başı gerilimi ile hat başı hat sonu gerilimi arasındaki açıyı da, yani VS ile VR arasındaki açı da yine yük açısı ya da güç açısı ile gösterdiğimiz açıydı. Burada bir açı daha aslında gösterebiliriz isterseniz.
Şimdi ıre aynı zamanda ı'sı eşit. Değil mi? Hat başı akımı, hat sonu akımı eşit. Nasıl hat sonu güç faktörü ya da hat sonu faz açısı var ise tetare, hat başı için de aynı şey geçerli. Hat başı faz açısı VS ile ÖS arasındaki açıdır. Dolayısıyla burada VS ile ÖS arasındaki açı, yani şu açı ya da teta S deyip teta S nedir? Hat başı faz açısıdır. Bunun kosinüs de, yani kosinüs teta S hat başı güç faktörüdür. Benzer şekilde. Evet, şimdi de yükün omik olması durumuna bakalım. Yani ya indüktiftir, hat sonuna bağlanan yük, ya kapasitiftir ya da omik bir yüktür. Hemen şu aşağıdaki boşluğa çizebiliriz. Omik olması durumunu çiziyoruz. Yine VR'yi referans alalım. VR'yi referans aldık. Ne yapıyorduk? R çarpı ır. Eğer yükümüz omik ise direnç üzerindeki gerilim, yani R çarpı ır, VR ile aynı fazladır. O yüzden yine şurada bunun ucuna ekleyerek çizeceğim. O yüzden şuraya çizdim. Burası R çarpı ır. İndüktif reaktans üzerindeki gerilim 90 derece olacak. XL çarpı R. Burada da yine üçünün toplamı, yani VR artı R çarpı R, XL çarpı R. Yani VR artı Z çarpı R. Bu üçünün toplamı VS eşittir. Evet, burada VS ile VR arasındaki açı yük açısına eşittir. Yükün omik olması durumu için, bu omik durumu için biz bunu çizdik. Peki yükün omik olması durumu için teta R'ye eşit. Gördüğünüz gibi zaten yük omik olduğu için bu durumda hat sonu faz açısı teta R 0'a eşittir. Hat başı faz açısı ise doğal olarak çünkü burada R çarpı ır'den önce isterseniz diğerlerinde olduğu gibi ır'yi de aslında göstersek şurada şu şekilde göstermemiz gerekiyordu. Ir'yi de ekleyelim. Çünkü ır böyle vr ile aynı açıda olduğu için R çarpı ır'yi zaten bu şekilde çizdik. Peki hat başı faz açısı nedir? Hat başı faz açısı vs ile ıs arasındaki açıdır. Burada zaten ır ıs'e eşit olduğu için VS ile IRS arasındaki açı zaten yük açısına eşit. Yani delta ile teta S omik olması durumu için birbirine eşittir. Evet, şimdi de fazör diyagramlarını çizdik. Kısa iletim hattı için akım ve gerilim eşitliklerimizi elde ettik. Şimdi yine iletim hatları ve kısa iletim hattına özel iki tane büyüklükten daha bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi iletim hatlarında verim. Şimdi verim genel olarak biliyorum. Mesela herhangi bir elektrik makinesinin verimi nedir? Çıkış gücünün giriş gücüne oranıdır. Burada da iletim hatlarında da o halde verim aynı şekilde hat sonu gücünün hat başı gücüne oranıdır. O yüzden verimi nü sembolüyle gösterirsek bir iletim hattı için verim hat sonu gücünün, yani PR'nin hat sonundaki güç hat başı gücü olan PS oranına eşit. Burada aslında hat başı gücü dediğimiz güç, hat başında bir güç var. Diyelim ki 100 megawattlık bir güç taşımak istiyoruz.
Ama iletim hattında meydana gelen kayıplardan dolayı hat sonundaki gücü ölçtüğümüz zaman 100 megawatt'tan daha küçük bir güç değeri meydana gelecektir. Çünkü hat sonu gücü aslında, pardon, hat başı gücü aslında hat sonu gücü artı kayıp güç, PK ile gösterelim. Kayıp gücün toplamına eşittir ki aslında bu kayıp güç de dirençte meydana gelen, ısırmadan dolayı meydana gelen ıkarı R kayıplarına eşittir. Dolayısıyla verimi bulurken sadece hat sonu gücünü de kullanarak, hat sonu gücü biliniyorsa veya VR ve IR değerlerinden hesaplanabilir, PR'yi bulup ayrıca direnç üzerinde meydana gelen ıkarı R kayıplarını toplayarak P'si bulup buradan yine PR bölü PS oranından bunu bulabiliriz. Şimdi burada PR ve PS güç değerlerini de biraz değinelim. Şimdi P ile gösterdiğim aktif güçtür. Ve 3 fazlı bir sistemde biliyorsunuz aktif güç formülümüzü yazalım. PR üç fazlı bir sistem için PR ile göstereceğim aktif gücü yazalım. P R kök 3 çarpı gerilimimiz hat sonu için VR, akımımız IR, kosinüs tetare yazabiliriz, değil mi? Hat başı aktif gücü benzer şekilde 3 fazlı bir sistem için yazıyorum. Kök 3 çarpı VS, IS, bu sefer kosinüs teta S. Demek ki güç değerlerini buradan bulabiliriz. Ancak tabi burada dikkat edilecek bir nokta var. Eğer bu formülü kullanıyorsam VR ve VS değerleri fazlar arası gerilim olmak zorunda. VR ile gösterdiğim gerilim fazlar arası, VS ile gösterdiğim gerilim de fazlar arası gerilim olmak zorunda. Ben dersin başında dikkat ederseniz VS ve VR'yi yazarken dedim ki VS için dedim ki hat başı faz nötr gerilimi. VR için hat sonu faz nötr gerilimi dedik. Sayısal örnek çözdüğümüz zaman da orada göstereceğiz, bunlara dikkat edeceğiz. Dolayısıyla eğer gücü bulmak istiyorsam ve bu köküçlü formülü kullanacaksam VR ve IR değerleri, burada kullandığım VR ve IR değerleri fazlar arası, yani faz gerilimleri olmak zorunda. Çünkü aynı güç değerini aslında şu eşitlikten de bulabilirsiniz. PR yerine şimdi tek fazın gücü faz nötr gerilimli kullandığımız zaman nedir aslında? VR, IR, kosinüs, teta, R'dir. Bu bir fazın gücüdür. Bunu 3 ile çarparsanız 3 fazın gücünü elde edersiniz. Ama eğer şu formülü kullanıyorsanız burada kullanacağınız VR değeri faz nötr gerilimi olmak zorunda. Yani bu hesaplamalarda eğer VR'yi faz nötr gerilimine çevirmişseniz ve VR'nin faz nötr değerini alıyorsanız o zaman güç değerini bulurken sadece 3 ile çarpacağız. Köküçlü formülde tekrar ediyorum. Gerilim değerleri fazlar arası gerilim değerleridir. Yani faz gerilim değerleridir. Evet, burada da kısa bir iletim hattının güç değerlerinin nasıl hesaplanacağını, dolayısıyla verimi bulurken güçlerin nasıl hesaplayacağımızı söylemiş olduk. Şimdi yine kısa, daha doğrusu önce genel olarak iletim hatlarında bir başka büyüklükten daha bahsedelim. Bu büyüklüğümüz gerilim regülasyonu. Evet. Aslında gerilim regülasyonu şudur. Hat başı gerilimi sabit kalmak şartıyla gerilim regülasyonu. Hat başı gerilimi sabit kalmak şartıyla hat sonunda yüksüz ve tam yüklü gerilimler arasındaki farktır. Dolayısıyla gerilim regülasyonu kısaca gerilim regülasyonu şöyle gösterelim.
Evet. Gerilim regresyonu dedik ki hat başı gerilimi sabit kalmak şartıyla hat sonunda yüksüz ve tam yüklü gerilimler arasındaki farktır. Hat sonunda yüksüz gerilimine, hat sonu gerilimimiz VR idi. Hat sonu yüksüz gerilimine NL indisiyle, aslında bu İngilizceden geliyor. No load, yani yüksüz. Bunun mutlak değerini alalım. Yüksüz durumdaki hat sonu gerilim ile tam yüklü durumdaki hat sonu gerilimi, yani VR, bunu da FL, yani full load, no load, full load, yüksüz ve tam yüklü durumlar arasındaki fark bize gerilim regülasyonunu veriyor. Bu gerilim regülasyonunun mümkün olduğu kadar küçük olması istenir. Gerilim regülasyonunun aslında yüzde olarak ifade edilmesi daha uygundur. Dolayısıyla yüzde gerilim regülasyonunu yazarsak bu da şudur. Bu aslında yukarıdaki ifade, yani yüksüz durumdaki hat sonu gerilimi ile yüksüz tam yüklü durumdaki hat sonu gerilim arasındaki farkın yine yüklü durum, tam yüklü durumdaki hat sonu gerilimler arasındaki hat sonuna oranı çarpı 100 diyoruz. Yani yüzde gerilim regülasyonunu bu ifadeyle hesaplayacağız. Peki şimdi bu genel bir ifade. Yani tüm iletim hatlarında kullanabileceğimiz genel bir ifade. Peki biz bunu kısa iletim hattı için özel olarak yazarsak, yani kısa iletim hattı için yüzde gerilim regülasyonunu yazalım. Şimdi VR no load dedik. Yani yüksüz durumdaki hat sonu gerilimi kısa bir iletim hattında eğer hat sonunda yük yoksa, yani şu hat sonundaki yükü kaldırırsanız yüksüz. Yüksüz ne demek? O zaman IR'nin sıfır olması demek. Yük yok. Yük olmadığına göre buradan hat sonundan bir akım akmıyor. IR sıfır olursa hat sonu yüksüz durumdaki hat sonu gerilim neye eşit olur? V'ye eşit olur. Yani VR no load dediğim yüksüz durumdaki hat sonu gerilimi hat başı gerilimine eşit olur. O yüzden şunun yerine mutlak değer içerisinde Vs yazabiliriz. Zaten yüklü durumdaki, tam yüklü durumdaki gerilimin VR'ydi. Dolayısıyla kısa iletim hattı için yüzde gerilim regülasyonu Vs eksi VR bölü VR çarpı 100'e eşittir. Kısa iletim hattı ile ilgili problemleri daha sonraki derslerimizde çözeceğiz. Hoşça kalın.